Herkese merhaba. %100 Siyaset'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ve bu hafta da geçtiğimiz hafta olduğu gibi önce Ankara'ya döneceğiz ve Özgür Özdemir'le Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın 107 gündür sürdürdükleri açlık grevi ve 30 gündür süren tutukluluk durumlarını konuşacağız. Özgür merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Özgür, Ankara'da son durum nedir? Bildiğiniz gibi akademisyenler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça OHAL kapsamında çıkartılan bir KYK ile memurluktan ihraç edilmişler ve işlerini geri alabilmek için başlattıkları açlık grevi cezaevinden devam ediyor. Sen de az önce belirttin, 30 gündür tutuklular ve cezaevinde açlıklarına devam ediyorlar. Peki sağlık durumları nasıl? Bununla ilgili bir açıklama yapıldı ve Semih Özakça'nın kendi sesini bile duyamadığı, Nuriye Gülmen ise kolunu dahi kaldıramadığı söylendi. Yine Ses Genel Merkezi yöneticileri de cezaevinde bir eylem yaptılar. Ankara Barosu da bir açıklama yaptı ve Özakçan'ın durumunun kritik olduğu, Gülmen ise görüş yerine bile gelemediğini söyledi. Bu arada kısa bir bilgi de vereyim. Başka bir KYK mağduru olan Veli Saçılık da İsrail askerlerinin ev baskını fotoğrafını paylaştığı için örgüt üyeliğiyle soruşturma açıldı. Yine Veli Saçılık ve Acun Karadağ Yüksel'deki eylemlerine polis sert şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Durumları oldukça kritik. Ciddi bir adım atılmazsa ölüme doğru gidiyorlar diyebiliriz. Açlık grevlerinin 64. gününde ben Nuriye Gülmen'le bir görüşme yapmıştım. O zaman bile sorulara cevap verirken düşünüyor, bekliyor, kelimeleri karıştırıyordu. Lavaboya gittiğinde tek başına gidemiyordu. Yürürken birkaç kişi koluna girmek zorunda kalıyordu. O gün 64. gündü. Bugün 107. gün. Açıkçası çok kritik bir evredeler. Tam bu noktada avukatlar bunun için harekete geçtiler. Ve ikilinin tutukluk durumuna bir itirazda bulundular. Ancak üst mahkeme delil karartma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle bu itirazı reddetti. Aslında en çok merak edilen konulardan biri de OHAL komisyonu bu sorunu çözebilir mi? Fakat bununla ilgili bir sıkıntı var. Biz geçen hafta da yayın yapmıştık yine burada. Orada demiştim OHAL komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren başvuruları alacak. Ancak bir hafta geçecek ve 107 gün oldu. Nasıl bu sorunu çözecek? Açıkçası kafalar çok karışık durumda. Çünkü binlerce insan memurluktan ihraç edildi ve hepsi başvuru yapacak. Bu başvurular neye göre sıraya alınacak? Ne zaman sonuçları açıklanacak? İkilinin durumu için bir öncelik sağlanacak mı? Bu belli değil. Örneğin bir de KYK mağdurları OHAL komisyonunun açıkçası AİHM'e giden başvuruların süresini uzatmak, AİHM'e başvuruları engellemek için yapıldığını söylüyordu. Burada aslında OHAL komisyonu da bu işe çözüm olur mu sorusu biraz devre dışı kalıyor. Burada sanırım hükümetin bir adım atması gerekiyor. Yoksa ikili çok kritik evredeler, kendi seslerini duyamıyorlar. Sıvı aldıklarında örneğin gaz yapıyor. Kas erimesi çok yoğun durumda. Hükümetin harekete geçmesinden başka bir seçenek yok gibi duruyor. Peki Özgür, hükümetten böyle bir şey var mı? Bir hareket hani bir... Açıkçası yok gibi duruyor. Örneğin mesela adalet yürüyüşünde de bu dile getirildi. Bugün de örneğin CHP'li vekiller Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın maskelerini takıyorlar. Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar ama hükümet örneğin geçen yayınlarımızda da konuştuk. Gerek İçişleri Bakanı gerekse bir başka hükümet yetkilileri bu konuya terörle mücadele açısından bakıyorlar ve bir adım atılacağı şu an için öngörülmüyor. Tam bu noktada CHP vekili İlhan Cihaner sağlık durumları çok ciddiye gittiği için ve artık ölüm noktasına gittiği için ikili için kamu denetçiliği kurumunu göreve çağırdı. İkilinin durumu kritik. Herkes bir adım bekliyor. Ancak şu an için adım atılmadı. Az önce de belirttim. Üst mahkeme kararı tutuksuz yargılanma kararını reddetti. Açlık grevleri devam ediyor. Ankara'da açlık grevleriyle ilgili gündem bu. Özgür çok teşekkürler. Hani ne kadar karamsar olsa da umarım iyi bir haber alırız en kısa sürede. Çok teşekkürler tekrar. Evet. Umarım, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de. Şimdi Özgür'ün arkasından İzmir'e döneceğiz. İzmir'de iki önemli kendi konu var. Kendi telefonunuz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi, bildiğiniz gibi Manisa'daki askerlerin zehirlenmesi olayı geçtiğimiz hafta sonu gündem
bununla ilgiliydi. Ancak daha sonra askerler taburcu edildi ve biraz olay küllendi gibi. Şimdi Türey Köse'ye bağlanacağız ve Türey Hanım merhaba. Merhaba. Ben hemen şeyle girmek istiyorum. Manisa'daki askerlerin zehirlenmesi olayında son durum nedir? Evet, Manisa'da bugün Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı. Kendisi vekaleten bu görevdeydi. Bu kararın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatıyla olduğu ifade ediliyor. Öte yandan yargı süreci devam ediyor. Aralarında Rusa Yemekçilik Şirketi'nin genel müdürü ile bazı yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Askerlerin de aralarında bulunduğu 38 kişi ise serbest bırakıldı. Elbette olayın bir de siyasi sorumluluğu üzerinde hiç durulmuyor. Özellikle ana muhalefet partisi CHP'nin Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer bunun altını çiziyor. Siyasi sorumlular nerede diye. Hatta Milli Savunma Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Bugün basına yansıyan haberlerde şirketin ahçısının ifadesinde su lağım kokuyordu ifadelerini okuduk. Yani yemeklerden değildi, sudandı, su lağım kokuyordu açıklamasını yapmış ifadesinde. Öte yandan yemeklerin kontrolünü yapan sorumlu binbaşı ilk zehirlenmeden sonra kendisine rapor yazdığını şirkette sözleşmenin ses edilmesi yönünde. Ancak 5 kez bu olay tekrarlanmadan gizli karar alınamayacağı yansının bir ödeyi söylemiş. Öte yandan her ne kadar iktidar kanadından sıcaktan olduğu, depremden olduğu benzer açıklamalar yapıldıysa da ilk ön raporlarda gıda zehirlenmesi olduğu netleşti. 23 Mayıs'taki ilk zehirlenme olayıyla ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı raporunda açıkça bunun bir gıda zehirlenmesi olduğu teşhis sonucuna varıldı. Peki CHP'nin adalet yürüyüşü İzmir'den de bir kol harekete geçmişti. O konudaki gelişmeler neler? Pardon. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne İzmir'den de CHP'liler yeni bir koldan katılım başlatmışlardı. O konudaki gelişmeler neler? Onların da yürüyüşü sürüyor. Gebze'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş şeyine ulaşmayı planlıyorlar. Tabii en son hedef nokta önemli. İstanbul'da gelindiğinde CHP 1 milyonu ulaşan bir kitleyle sonuca varmayı planlıyor ve ciddi bir gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Tabii bu yürüyüş hem CHP yönetimi hem de örgütler açısından çok önemli bir sokak deneyimi sunuyor. Son 1 milyon hedefine ulaşırlarsa CHP'nin ülkede siyasal tarihine geçecek çok önemli bir eylem olacak. Evet, Türey Köse'ye çok teşekkürler. Yürüyüşün İstanbul'daki detaylarını almak için şimdi hemen stüdyomuzdaki Fırat'ta dönüyorum. Fırat, nedir son durum? Türey Köse de belirtti aslında. Oradan devam edeyim. Dün de bir hashtag oluşturulmuştu. İstanbul'da adalet için 1 milyon diye. İstanbul'daki bütün gündem aslında şu an 1 milyon hedefine kilitlenilmiş durumda. Maçka Parkı'nda Beşiktaş'ta hala adalet nöbeti sürüyor 9. gününde. Biraz oradaki etkinlikleri duyuralım izleyicilerimize. 17 Haziran'da biz geçen haftaki programı yaptıktan sonra bir Onur Akın ve Hüseyin Turan konseri oldu. Daha sonra pazar günü Niyazi Koyuncu ve Sabahat Akkiraz oraya gitti. Yine konser verdiler ve çok kitleseldi, çok kalabalıktı. Binlerce insan toplanmıştı parkta. Bunun dışında sürekli etkinlikler oluyor. Ağırlıklı olarak medya etkinlikleri oluyor. Mustafa Hoş mesela bir panel düzenledi. Yine Barış İnce bir panel düzenledi. Bunun dışında da yine parka yürüyüşler yapılıyor. Hayır Meclisleri bir yürüyüş gerçekleştirdi. Haziran Hareketi yürüdü. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yürüdü. Ve en son da İstanbul Barosu dün bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yine bugün de etkinlikler var. Ve bu Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelene kadar süreceğe benziyor. Şu an için İstanbul'da 1 milyon hedefine kilitlenmiş durumda ve şu an parkta konuşulan her şey 1 milyon üzerinden. Yani somut olarak ama CHP teşkilatlarının somut bir hazırlığı yok şu anda veya aktarılmıyor Maltepe için. Ama bütün hedef yani bütün ilçe örgütlerinin konuştuğu şeyler bu hedefe yönelik
hazırlanıyor. Şu an Maçka'daki durum genel olarak bu. Yürüyüş, adalet yürüyüşü ve adalet nöbeti böyle. Peki İstanbul'da bu hafta konuşulan diğer bir konu da Üsküdar'daki yeni kazıklı meydan çalışmasıydı. Evet, çok gündeme geldi aslında sosyal medyada da. Şemsipaşa Camii'deki çatlaklar aslında ilk olarak duyurdu bunu. O kazıklar, bir sürü fotoğraf paylaşıldı vesaire. Caminindeki çatlaklar oluştuktan sonra gündeme geldi asıl olarak. Cami 1580 yılında Mimar Sinan'ın yaptığı bir cami. Ve burada protesto da gerçekleşti. Üsküdar'la bir yürüyüş de gerçekleştirdiler. Görüntüleri de var. Evet, çatlağı buradan görüyoruz. Hemen ardından İlber Ortaylı bir açıklama yaptı. Yani Mimar Sinan'ın aklına gelmemiş miydi bu? Buraya kazık çakılacaksa Mimar Sinan zamanında hala aslında bunu yapardı. Niye bunu sen dolduruyorsun diye itiraz etti. Bir de burada Üsküdar'da şey oldu değil mi? Hani hiç yan yana gelmeyeceği düşünülen kesimler hep beraber tarihimiz için, evet, Türk mimarisi için bir araya geldiler ve topluca eylem yaptılar ve hani beklenmedik şekilde de aslında sonuç aldılar. Evet, yani meydanda çünkü çok olağanüstü bir durum var. Yani bu bariyerlerle bütün meydan kapatılıyor ve insanların yürüyüş yolları engelliyor. Bunun yanı sıra tabii hani senin de belirttiğin gibi tarihi dokuya zarar veren bir şey. Onun arkasından da bu tepkiler sonucunda harekete geçildi. Kadir Topbaş bir açıklama yaptı. Mimar olarak ben kendim kaleme alarak düzenleme yaptım. Şu an için bu çalışma durdurulmuştur dedi. Daha sonra dolgu yapılmayacak açıklamasında bulundu. Yine Veysi Kaynak da bugün bir açıklama yaptı. Yani şu anda durdurulmuş durumda. Bu camideki hasarın nasıl giderileceği merak konusu ama oradaki kazıkların bulunduğu çalışma şu an durdurulmuş durumda. Bir de tabii Ayasofya meselesi var. O da çok tartışıldı. Kadir Gecesi, geçtiğimiz Kadir Gecesi bir etkinlik düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı ve Diyanet sayfasından canlı olarak yayınlandı bu etkinlik. TRT'den de. Yine... Herhalde müze olduğundan beri yapılan ilk etkinlikti değil mi? Evet, evet. Yani dışında sürekli etkinlikler oluyordu vesaire ama içinde yapılan, ya sanırsam bu kadar kitlesel, bu kadar yaygın bir şekilde yapılan ilk etkinlik. Ve buna hemen tepkiler geldi. Yunanistan bir açıklama yaptı. Yani böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu dinlerin barışına aykırıdır açıklamasını yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu adıyla da dışişleri buna karşı bir açıklama yaptı ve Yunanistan karnesi çok parlak değildir dinlerin barışı konusunda diye bir açıklama yaptı ama ondan da bahsetmek gerekiyor. Yani cami olmadan önce 537 yılından itibaren Ortodoksların ana merkezi. 1453'te Fatih İstanbul'u fethettiğinde camiye dönüştürülüyor ve daha sonra Mustafa Kemal burayı Cumhuriyet'ten sonra bir müzeye dönüştürerek aslında dinlerin barışının bir simgesi olarak bunu atfediyor. Ama şu anda o Kadir Gecesi'ndeki etkinlik bu tartışmayı büyüttü. Ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Çok teşekkürler Fırat. Evet, teşekkür Şimdi ederim. Son olarak Diyarbakır'a dönelim. Diyarbakır'da Şiar Dicle var. Şiar bu hafta Diyarbakır gene gözaltılarla, hukuki sorunlarla çalkalandı. Neler yaşanıyor? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu hafta Diyarbakır gündemi aslında adliyelerde verilen kararlarla geçti diyebiliriz. Bunlardan ilki geçen hafta yani 14 Haziran sabahı yapılan ev baskınlarıydı. Söz konusu baskınları gözaltına alınan 21 kişiden, 21 siyasetçiden 16'sı dün nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edilmişti. Mahkemenin ardından 16 kişiden onu örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine gözaltına tutulan ve aralarında Nusaybin ve Bağlar Belediyesi eski başkanının da bulunduğu 5 kişi ise bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Söz konusu 5 kişinin şu dakikalarda ifade işlemleri devam ediyor. 21 kişiden aralarında Demokratik Bölgeler Partisi yöneticileri, Halkların Demokratik Partisi yöneticileri, yine Demokratik Toplum Kongresi yöneticileri de vardı. Bu haftanın diğer bir gündemi ise aslında Selahattin Demirtaş davasında yaşanan gelişmeydi. Bildiğiniz gibi HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davaya bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi 6-8 Ekim Kobani eylemleri sırasında yaşamını yitiren Yasin Börü ve 3 Hüdapar üyesinin davası ile birleşme amacıyla Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulunmuştu. İki kez talepte bulunmuştu. Talebi değerlendiren Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyaların birleştirilmesine bu hafta karar verdi. Yani daha önce iki defa reddeden mahkeme bu hafta dosyaların birleştirilmesine karar verdi. Daha önce reddetmişti mahkeme. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki dosyaların birleştirilmesi konusunda nihai kararı Bölge İdare Mahkemesi verecek. Selahattin Demirtaş davası biliyorsunuz 6 Eylül'de tutuklu bulunduğu dosyadan yargılandığı 6 Eylül'de mahkemesi görülecek.
Ve dün Diyarbakır'da yine bir polis operasyonu vardı. Bu kez operasyon iş çevrelerine yönelik gerçekleşti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda iş insanı gözaltına alındı. 50 yaşın kişi hakkında gözaltı kararı oldu. Ancak dün 12 kişi, 13 kişinin gözaltına alındığı bilgisini alabildik. Gözaltıların TCK soruşturması kapsamında olduğunu ekleyelim. Ancak az önce de belirttiğim gibi şu ana kadar ne emniyet kaynaklarından ne de işçilerinden iki isim, sadece iki isim öne çıkıyor Diyarbakır'da tanınmış müteahhitlerden. İki isim dışında kimlerin gözaltına alındığını ve kimler hakkında gözaltı kararı olduğunu henüz öğrenmiş değiliz. Peki Şiar, bu yayın öncesinde konuşmadık ama Manisa'daki zehirlenen askerlere yemek sağlayan şirketin Diyarbakır merkezinde olduğu biliniyor. Bu konuda Diyarbakır'da herhangi bir gelişme, bir şey var mı? Mesela bu gözaltıların onunla bir ilgisi olabilir mi? Hayır, gözaltıların onlarla ilgisi yok. Çünkü az önce bahsettiğimiz gözaltılar KCK'ye ekonomik katkı sağladığı gerekçesiyle KCK operasyonu kapsamında yapılan bir operasyondu. Yemek şirketinin Diyarbakır'da herhangi bir yansıması ya da buradaki iş adamlarıyla olan bir bağlantısı yok. Çok teşekkürler Siyar. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, bu hafta da %100 siyasetin sonuna geldik. Önümüz bayram ve bayram tatili. Bayramdan sonra gelecek hafta Cuma akşamı gene saat 6'da tekrar görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.